Hazreti Musa'nın tatlılığına bak. Musa dedi ki Rabbim ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı olamadım diyor. Konuşamıyorum diyor. Çünkü dilim ağır, göğsü sıkışan bir dilim. Kalbi sıkışıyor Allah'ın. Böyle çok heyecanlı bir yapısı var. Muhtemelen tansiyonu çıkıyor. Kalbinde de çarpıntı oluyor anladığım kadarıyla. Bir ihtimal ekstra sistolleri de oluyor olabilir böyle. Ani vurumlar oluyor herhalde. Onun için Allah diyor ki kim ağız verdi sana diyor sana yani bu ağzı veren kim diyor insanın. İnsanı sağır dinsiz görür ya da görmez yapan kim? Benim diyor Allah. Şimdi git ben konuşmana yardımcı olacağım diyor. Korkma diyor. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa dedi ki Rabbim beni gönderme ne olur. Benim yerime başkasını gönder. O zaten göndereceğin kişiyi diyor. Yani Moşiyah'ı gönder diyor. Maşallah. Mehdi'yi gönderdi. Beni gönderme diyor. Dünya tatlısı ya maşallah. Sözlü Tevrat'ta zaten doğrudan Moşiyah olarak geçiyor. O zaten göndereceğin Moşiyah'ı gönder diyor. Israrla bak. Allah diyor git diyor. Gitmeyeyim ya Rabbi diyor. Çünkü o heyecanını bastıramıyor. Diyor ki hiçbir şey olmayacak. O bir şey olacak diye tedirgin oluyor benim kanaatim. Çünkü yani Allah vermesin kolay bir şeydi yani. Hem çarpıntı, böyle ekstra sistoller. O aşırı heyecanlandı bir süre konuşması da bozuluyor. Herhalde bir damarlarda da kasılma oluyor anladığım kadarıyla. O konuşmasına da etki ediyor. Öyle oldu anlaşılıyor. Hakikaten damarlarda kasılma olunca konuşmaya da etki eder. Ben yapamıyorum ya Rabbi diyor. O zaman diyor kardeşin Harun'u vereceğim yanına diyor. O zaman rahatlıyor. Onun dili daha düzgün benden, daha iyi konuşuyor diyor. Genelde onu konuşturuyor zaten. O çok kısa konuşmalar yapıyor. Çok çok kısa. Mesela benim gördüğüm 30 saniyelik, 1 dakikalık falan konuşma yapıyor. Uzun konuşma yapmıyor. Onun imtihanı işte o. Yani böyle telaşlı, heyecanlı bir ruhu var. Allah ayette sürekli onu vurgulamıyor zaten. Vurguladığı bir konu Allah'ın. Yılan diyor, görünce diyor, arkasına bakmadan koşmaya başladı diyor. Kaçmaya başladı diyor. Arkasına da bakmıyor. Yani Allah'ım 100 metreyi 9 saniyede falan alıyor olabilir yani. O çünkü yapılı da yani 100 metre yani 100 metre onun için çok kolay alınacak bir yol. Ama akıl almaz koşmuş yani çok müthiş bu zaten. Yani Allah yeniden çağırıyor. Şimdi gel diyor. Yeniden gel diyor. Geldiğince tabii geliyor Allah emrettiği için. Yılan da görüyor. Diri diri bakıyor yılan. Git diyor kuyruğuna diyor Cenab-ı Allah. Tut diyor kuyruğundan diyor. Ki onu cesarete alıştır işte korkmamasına. Kuyruğunu tuttuğunda şırak diye bir anda asi haline geliyor. Ama bak ruhundaki heyecanı, fırtınayı ne derece olacağını bir düşünün. Yani ne şiddetli olacağını düşünün. Allah'ın nasıl yarattığını da düşünmek lazım. Ne kadar zor bir şey ya. Öyle ufak tefek bir yılan da değil yani. Yani diri diri de bakıyor gözünün içine. Gidiyor kuyruğundan tutuyor. Ama son anlarında o yok. Telaşı yok bak Kur'an'a baktığımızda. Sonra mesela diyorlar eyvah yetişildik diyor. Ama Allah hep panik olunacak ortamlar yaratmış ona. Yani öyle şiddetli panik ortamı ki anlatamam. Yani arkasında Firavun ordusu elifler, mızraklar, yaylar, kılıçlar falan peşlerine takılmışlar. Görünüyor ordu yani yolda geliyor adamlar. Tozu dumana katmışlar. Gelse kitle katliamı yapacaklar. Eyvah yakalandık diyorlar. Asla diyor. Rabbim bizimle beraberdir diyor. Denizin çekilmesi ya kardeşim. Yani buna iman etmeyecek ben insan düşünemiyorum. Hayret gene buna rağmen iman etmedi ya kavmi. Nasıl bir kavimmiş, nasıl inatçılarmış hayrettir ya. Deniz tamamen çekiliyor. Rahatça karşıya geçiyorlar. Firavun ordusu atlarına beraber hiç tereddüt etmeden girdiler. Yani çünkü daha önce de herhalde birkaç kere olduğunu görmüş olabilirler. Tamam. Süratle giriyorlar. Tam ortasına geldiklerinde su 6-7 metre yükseklikte böyle. Dalga yani dev dalga şeklinde. Muazzam bir hızla su ilerlemeye başlıyor. Onun zaten yıkıcı etkisi ya binayı bile yıkar. Değil ki onlar yani yüzme falan kurtaracak bir şey değil. Çok sert vuruş yapıyor. Arabalar, bilmemler falan hepsi alt üst oluyor.
O yazışmalarda kendi yazılarında papüslerde geçiyor. O işte prensimiz diyor, sular altında kaldı diyor, helak edici, helak etti diyor. Mahvoldular diyor. Ya uzun uzun anlatıyor Mısır papüslerinde. Büyücü diyor şey için. Amacına ulaştı diyor. Hazreti Musa için büyücü diyor. Daha hala orada da öyle. Kadınları etkilemekte pek mahir diyor. Bak o arada da kafa oraya gitmiş, ağırlarına gitmiş. Bak kadınları iki arada bir saat deride onu da sıkıştırmış araya. Ya. Sana ne? Ne güzel işte maşallah. Aslan gibi baba yiğit delikanlı. Tabii ki etkilenir kadınlar. Kadınları etkileme sanatında pek mahir diyor. Demek ki konuşmalarıyla tavrıyla da çok etkileyiciydi. Yani bakışları, sohbeti, kişiliği de çok etkiliyordu ki. Çünkü mahir demek ayrı bir şey bu. Ya yani özel yeteneği var diyor. Ona şaşırmıştı. Pek mahir diyor. Mahir de demiyor bak. Pek mahir diyor.